Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar, ben Metehan. Bugün Skyrim'e kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Şu şekilde fark ettiyseniz değişik bir ekranla açtım. Burada mod içeriği falan diyor, burada Creation Club haberleri falan filan var. En son hatırlayacak olursanız Skyrim oynarken yine bu Water Flickering sorunu baş göstermiştim. Ve ne yaptıysam da ben bu sorunu çözememiştim. Zaten farkındaysanız kanala uzun zamandır Skyrim videosu gelmiyor. Bunun nedeni sorunu çözmeye çalışıyor olmamdı. Hatta bakıyorum, en son 12 gün önce videoyu atmışım, ondan beridir de dağıtmamışım. İşte dediğim gibi 12 gündür bu sorunla uğraşıyordum. 10 gündür falan daha doğrusu. Neyse, bir türlü sorunu çözemedim. Asla olmadı. Diğer aynı yaptığım ayarları yaptım. Ama yani önceleri nasıl sorunu çözdüysem aynı yöntemi uyguladım ve çözülmedi. Farklı yöntemler denedim falan filan, çözülmedi. Ben de dedim ki madem öyle, yapacak bir şey yok, Skyrim'in normal sürümünü artık rafa kaldıracağız dedim. Ve şu an karşınızda Skyrim Anniversary Edition'la bulunuyorum. O da şöyle, Skyrim Special Edition varmış. Bir tane DLC paket çıkarmışlar, Anniversary Edition diye. Onu kurunca Anniversary Edition oluyormuş. Şöyle devam et diyeceğim. Hiçbir mod kurulu değil. Oyunu yine Türkçe seçeneğine Türkçe yaptım. Türkçe yamayı kurdum. Onun dışında hiçbir mod kurmadım. Şu an herhangi bir sorun yok. Her şey çok daha iyi. Böyle hayatta kalma modu var. Bu daha bir şey yapıyor. Hayatta kalma modunu istemiyorum. Şöyle yani pek de değişen bir şey yok. İşte grafikler falan daha bir iyi herhalde. Artık alta bir kere basınca direkt koşabiliyorum falan filan. Ama dediğim gibi hiçbir modu daha henüz kurmadım. Tamam. Hiçbir mod daha kurmadım. Gördüğünüz gibi bunun zırhı yok. İşte sol elimizde parmağımıza yüzük falan takıyorduk. Onlar falan yok. Eğer ilerleyen kısımlarda isterseniz o modları... Ay seni göremedim ha. Çok karanlık. Eğer isterseniz dediğim gibi o modları kurarım oyunun ilerleyen zamanlarında, ama şu anlık kurmayı düşünmüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Ama bir şeye bakmak istiyorum. Save dosyasını aktarabildim. Ama ha, benim evim duruyor değil mi? Bir bakayım ona da. Save dosyasını aktarabildim. Ama DLC'lere dokunmadım. Evim duruyor. O zaman ay. Ne? Let's see here. Looks like that's it. Got to go. Tamam, güle güle. Aşağıda iki tane düşman var gözüküyor. En son üstümüzde eldivenlerimiz çok bir şey güzel. Yol kesen aydın. Şöyle bir seni alayım bakayım da bir yol kesme. Hadi ben şununla dalıyorum, şunu da hatırladım. Gel gitme buraya. Şey gitme buraya diyorum, gel buraya. 10 kuvvet hasar ve el fançeri, yazılar falan bir şey olmuş fark ettiyseniz. Büyükleşmiş, kalınlaşmış mı diyeyim artık. Ben seni burada öldürdüm ama sen nereye sürüklendin? Buraya sürüklenmişsin. Altın. Öyle F5 atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Artık F5'te de sıkıntım yok. Dediğim gibi modları henüz indirmedim ama eğer isterseniz modları tekrardan indiririm. Çünkü şey işine girmek istemedim artık. Skyrim'i direkt Steam'den başlatıyorum. Hani mod organizer işine falan girmek istemedim. Yine böyle devam edebiliriz. Aa, ben seni evlat mı edinmiştim en fazla, doğru. Sophie. Yatma zamanı, taşınma zamanı. Yok yok, hayır. Papa. Nereye koydun? Sandığıma koydum dedi. Hangi sandığa koydun çocuğum? Buralar boş. Ha, şuna mı koydun? Yo, burası da boş. Kızım, nereye koydun eşyalarını? Yes. Eşyalarımı koydum sandığa dedi de, istersen ha buraya mı koydu acaba? Dolaba mı yerleştirdim dedi. Neyse. Tamam ya, DLC'leri kurmadık ama bunlar gitmemiş. Bunlar zaten var. Zaten şurada. Pardon.
Yüklü içerikler kısmında bayağı bir şey yüklü ve ben bunların hiçbirini kurmadım. Direkt oyunu indirirken şey yaptı. Kaç dolar aldığımı hatırlamıyorum. Oyun indirimdeyken Steam indirimlerinden faydalanıp aldım oyunu. Şimdi şu Ulağan getirdiği mektubu okuyalım. Kitaplar kısmında. Bu mu? Son günlerde Kurt Kafa Mağarası'nda engellediğin çağırma ve bağlanma haberler bu olaydaki rolüne dayanarak ıssız kente dönüp bize tekrar yardım etmeni istiyorum. İhtiyatlı olmak açısından tüm detayları yazıya dökmüyorum. Lütfen Mavi Saray'a beni görmeye gel diyor. Kuzumkaya'da karşılaştığımız sorunla ilgili bunu okumuştuk diye hatırlıyorum önceki bölümlerden. Şu geldi herhalde ya. Mavi Saray'a gideceğiz. Savaşçının mücadelesi gelmiş. Pardon. Ama Mavi Saray'a da bir gidelim bakalım. Henrim'deki savaşçıyla konuş. Uzun zaman önce ataların Kuru Dere Madeninin kuzeyindeki dağlık alana büyük bir salon inşa etti. Bir savaşçının evi olan Saumgar'da boy ölçüşecek şekilde onun adına Henrim koydular. Onun adına. Klanının son üyesi olarak bu evi gerçek bir savaşçıya bir Nord'a devretme niyetindeyim. Sen bir Nord değilsin ama ona rağmen savaşlarda bizim en cesur savaşçılarımızdan bile yiğit olduğunu öğrendim. Kılıcını test edip görmek isterim. Bize ev verecek. Oğlum bunlar yeni eklenmiş ha şeyle. Benim adım Tira Kanateş. Tıpkı Sotil'de ıslak kalak ne ıslak kulak gibi ben de bol bal moralı bir yetimim. Seneler önce bir grup hırsız ve haylazı toplayıp Kızıl Pislikler isimli ekibi kurdum. Altın çağımızdayken bize hırsız, haydut, katil ve kafir dediler. Haklıydılar da biz bunlardık ama açlık çeken halkına ağır vergi koyan Mevki Bey'i köyleri yağmalayıp halka tecavüz eden askerler, tanrılarımızı yok eden imparatorluk ve masumların kellesini alan muhafızlar da bu sıfatları hak ediyor. Hikayeni biliyorum. Eğer bir yargıcım olacaksa bu alçakların olmasını istemiyorum. Ne imparatorluk ne Doğu İmparatorluk Şirketi ne de muhafızlar. Sadece sen ve tanrılar. Ama önce değerini kanıtlaman lazım. Miğferiye limanlarına git. Orada bir dilenci göreceksin. Kimisi ona altın verir. Kimileri de ekmek veya şarap verir. Sana hangisi uygunsa onu ver. Değerini kanıtladıktan sonra hünerlerini de sergilemen gerekecek. Miğferiye'nin batısındaki Talos türbesinde seni bekliyor olacağım. Türbe diye çevirmişler. Mabet değil. Normalde Talos mabedi diye geçer. Nihayet buluştuğumuzda sadece kılıcınla konuşmanı isteyeceğim. Çünkü diller yalan söyler, kılıç ise dürüsttür diyor. Yalancının ricası. Size acil bir rica ile geldim. Pişmanım. Ağza alınmayacak şeyler yaptım ve sonuçları çok yakın. Oblivion krizini biliyorsanız Tamriel'in kaderinin tehlikede olduğunu söylediğimde şaka yapmadığımı da bilirsiniz. Geri kalanının yüz yüze konuşmamız bizim için daha güvenli olur. Lütfen benimle Bozkır Kalesi ve Rorik Köyü arasında bulunan Stendar Mabedi'nde buluşun. Fark ettiyseniz Anniversary Edition'da daha yeni şeyler eklenmiş. Görevler eklenmiş. Ziyafet davetiyesi. Kanbuz Malikanesi'ndeki ziyafete davetlisiniz. Onur misafirimiz olarak erken gelip diğer davetlilerle kaynaşabilirsiniz. Ziyafete hazır olduğunuzda garsondan menü isteyin. O da sizi ziyafet salonuna götürecek. En leziz yiyecekler sizi bekliyor. Aperatife gerek yok. Herkes hazır olup yerini aldığında ziyafet başlayacak. Neden ziyafet deyince aklıma Dishonored geldi? Yemeğe gelin, içmeye kalın. Ödül ilanı. Tamgol Gümüşkan tarafından verilen emirle Enginyurt bölgesinde gücü yeten bütün kadın ve erkeklere dört kafa gözlemevi bölgesindeki haydutlar halka ve ziyaretçilere saldırıyor. Ayrıca halkın mallarını çalıyor ve rahatsızlık veriyor. Liderlerini öldüren her kim olursa onları ödüllendireceğim diyor. Birileri yardım etsin. Bir grup ölü çağıran kadın ve tehlikeli büyüleri kullanarak geri dönülemez sonuçlara sebep olacak şekilde ölüleri diriltmeye çalışıyor. Uyarılarıma rağmen bu grubun niyeti kötüleştiği için aralarından kovuldum. An itibariyle Skyrim'in güney sınırında bir yerlerde çok sayıda kontrol edilemez iğrenç yaratıkları diriltmekteler ve çok geç olmadan durdurulmaları lazım. Hazır eve gelmişken üstümüzdeki ağırlıkları koyalım. Ay çok okuduk, çok okuduk. Şimdik altın dursun ametistleri koy. Evet, çalıntıymış zaten. Diyebel'de taşını koyamıyorum. Ejderha kemiği ve pullarını buraya mı koyuyordum bilmiyorum ama artık space'e basınca da koymuyor ya. Bunu koyamıyorum. Bunu koymuyoruz buraya zaten. Kusursuz elmas, nar taşı, safir, yakut. Maymuncukların bir ağırlığı yok. Üstünde durabilir onlar. O kadar şey değil. Nar taşı, safir, yakut, zümrüt. Dırıdıt dıt dıt.
Bir dakika ya, şu vah, çeşitli görevleri kapat da sistem ayarlar değil kontroller zıplama hızlı koşma alt da buna ben sadece basınca koşsam ya yani basılı tutmasam neyse alışık değilim ya şeye bunu koy bunu koy kutup ayısı postunun mamut dişini koy. Bir de şurada işlenmiş ay taşı vardı. Onları koyalım. Lidyacığım merhabalar. Oo, F5'ler hızlandı artık. Üstümde asa var mı? Hançer falan var. Üstümde asa yok. Üstümde silah da yok. Ben niye bu kadar ağırım abi? Oklar ağırlık yapmıyor ya. The Vemur yayı var 7 tane. Ya aç gözlülüğün de bu kadarı. Ejder kemiği hançer var. Vay, bunu ben mi yapmışım? Ejder kemiği diyor sonuçta. Bunu da koyacağım. Şuraya giysi koyuyorduk. Abonoz bileklik var. Acemi yenilenme giysisi. Bunu koy. Niye aldığımı bilmiyorum. Abonoz bilekliği de koyacağım. Onu da niye aldığımı bilmiyorum. Şunları öteki yere koyacağım. Şuraya. Mesela bunu koy, bunu koy. Az çarpışma yüzüğünü geç. Bunu koy. Garip madalyonu koyamıyorum. Gümüş yüzükleri koy. Bunları da koy. Bunlar çalıntıymış zaten. Bu dursun, bu da dursun. Bunu takmıyor muydum ben zaten? Yok, altın kolyeyi takıyordum. O zaman bunları koyalım. Şöyle 5 tanesini koyamıyoruz tabii. Üstünde ne var bu kadar ağırlık ya? Yiyecekleri yiyelim. Tamam, 174'e düştük. Sadece Dwemer yayı mı o kadar etkiliydi? Deadra kalbim var mı üstümde hiç? Deve dikeni, dev parmağı yok. Şu şey yapmak istiyorum bir saniye. Şuraya kasaya kitaplarımızı da koyabildiğimi koymak istiyorum. Evet, hiçbiri mi koyulmaz yani? İksirleri mi de mi koysak? Neyse 175'iz ya. Çok ağır değiliz bence. Şuraya malzemeleri koyuyordum gerçi. Ben yine malzemeleri buraya koyayım. Bağımında 10 tane ateş tuzu götür. Götürürüz, o dert değil, dur. O sonraki iş, sonraki iş o. Tamam. Hadi gidelim. Şu görevleri teker teker halledelim. Sırasıyla. Bu arada şeyime bakmak istiyorum. Yetenekler. Neler açık şu an? Ha, evet. Yetenekler çok kötü durumda. Baksanıza, yıkım orada mesela. Yan kesecek 2 kere sıfırlanmış. Sinsilik okey. Tılsımlama en önemlisi. Demircilik de okey. Tamam, tılsımlama güzel. Yıkım biraz şu an kötü durumda. Ona hemen perk vermemiz lazım. Bir F5 daha alacağım. Hangi görev yapacağız biliyor musun? Ay. Ayin alanı incele var. Şu ebedi kardeşlik. Alaca karanlık kabrine gir diyor. Boğatiyah mabedine. Olaf'ın şiirini bul diyor. Ben şöyle dilenciye sadaka ver falan filan da. Bunları bir kapat abi. Şöyle bir kaybolmasını araştır. Ezberle tekrar görüş. Yarışmasına katıl. Yok edilişi hakkında konuş. Orayı bu yarı burayı ziyaret et. Lodi ile konuş. O zaman şu değil, şu en üsttekini yapalım ya. Ayin alanını incele. Nerede? Şurada ayin alanı. Şu Helgen'den oraya gideriz bence. Üşüdüm. Bir saniye. Klima açıktı da. Gel gölgeyle. Shadowmere. Yürü bakalım. Çok iyi oldu ya Anniversary Edition'a geçiş yaptığımız. Ama 86. bölüm diye devam ediyoruz. 85'i aslında sezon finali yapsaymışım çok iyi olurmuş. Çünkü böylelikle Anniversary Edition'ı 1 olarak başlatabilirdim. Neyse 86 dedik. Burayı bir keşfedelim önce. Tamam. 100 yeri keşfetme şeyi açıldı. Çok iyi. O tepede ama galiba ya. Aşağıda mı tepede mi? Bence tepede. Ne diyorsunuz? Çıkarız. Dert mi yani? Cık, çıkamadık. O tepeye nereden erişeceğiz? Şuradan mı? Nereden ulaşacağız? Klima açık olunca çok fazla üşüyorum. Kapatınca hemen terliyorum. Hava o kadar, dışarıda öyle bir bunaltıcı sıcak var ki şu an.
Abi bir şey diyeceğim. Aşağıda değil değil mi? Ben yukarıya çıkıyorum ama. Yok yok, şurası tamam. Oo. Oo, inin. İn çocuğum, in. İn attan. Geliyor. Bunları bu. İğrenç zombi diye çevirmişler. Atsın lan. Bunu bırak. Dur çocuğum, dur. Shadowmere. Öyle eti. Oo, yeni bir şey var. Lan. Of. Buraya tam ne lazım biliyor musunuz? Sizin ben ruhunuzu bir çalayım mı ya? Oo. İyi vuruyorlar ha. Yo, iyi vuramıyorlar. Favoriler neyle dolduruyorduk? T ile. Ha tamam. Bir tek zaten bunu doldurabiliyormuşum. Karanlık yıldız daha dolmamış. O zaman ben sizleri de şöyle arkadan alırsam Lidya Hanım da bir gelebilirse. Yaştasın ama 100 zaten ya. Olsun, en azından karanlık yıldızımız dolu dursun. Wow. Neydi bu ya? Ölü etlerini de alayım. Bunlardan şey yapılıyormuş. Bir şeyler yapılıyormuş. F5. Lan, lan ölü çağıranlar. Ne oldu? Çağırabildiniz mi? Ne oldu? Hızlı iyileşmeyi aldım yanlışlıkla. Ölü çağıranın günlüğünü okuyacağım da ondan önce şu şeyi okumak istiyorum. İğrenç zombi çağırma. Buna at. Ölü çağıranın günlüğü. Tamamlandı. Dirilen ölüler. 5 Ağustos 4. çağ 201. Keşif birliğimiz toplandığı esnada bir tane asistanın bir mağarada kadim bir kitap buldu. Uzun zamandır böylesini görmemiştim. Emin değilim ama bir tür çağırma büyüsüne benziyor. Bunu çözmek için biraz uğraşmalıyım. İşimiz oldukça yarayabilir. Son birkaç haftamı usanmadan bu kadim kitabı çözmeye harcadım. Tam da şüphelendiğim gibi bu bir çağırma büyüsü. Lakin çağrıdan yaratık bayağı bir vahşi. Gecenin ilerleyen saatlerinde çok da aktif görünen olan üst derecede kokuşmuş. Güce sahip ölümsüz zombi. Ölümsüz mü oğlum? Çok kolay öldürdük. Şimdi duramam. Bu büyünün daha güçlü versiyonunu üretmeyi planlıyorum. Molak Bal şahidimdir. Çok geçmeden emrimde bir zombi ordusu olacak. Kullanamayacağım güce hiçbir şey beni hazırlayamaz. Bütün eğitimim bu an içinde. Yakında asistanlarım ve ben asırlardır görülmemiş büyüklükte bir ayin gerçekleştireceğiz ve bana itaat edecek ölüler ordusu yaratacağız. Gücü Skyrim'e yayılacak ve karanlıktan dalgalar halinde ölüler bize katılacak diyor. Burada da ayin yapmışlar. Gördüğünüz üzere değdi mi yani? Şimdi hani de gerçekten insan bir sormak istiyor. Değdi mi yani? Değeri 49. Keskin diş. Neyse. Ziyafete katıl. Hadi şimdi ziyafete gidelim. Oku görebilen var mı? Var. Ben gördüm. Burası. Kan buz mağarası. Oğlum bir şey diyeceğim. Bizi şey yapmasınlar. Mağara sonuçta. Lidyacığım nerelerdesin sen ya? Lidya'nın oku mu daha hızlı, benim alev topum mu? Hadi be. Lidya'nın oku daha hızlı çıktı. Ulan ya, çok güzel bir sinematikte şey yapacaktım. Shadowmere'a vurdum yanlışlıkla. Lidya ya, ama sinematik çok iyi değil miydi? Lidya'nın okuyla benim alev topunun gidişi çok iyiydi. Özellikle ortaklara karşı etkilidir. Bunun görünüşü bir garip durdu ya. Ben şey yapayım mı sizce? Mod kurayım mı? Onu bir yazın bakayım siz de. Koş Shadowmere. Şuradan çıkalım ya. Gerçi solda düz yol vardı da. Şurayı keşfetmek. Oha.
Bir keşfetmek istedim ama hala keşfedemedim ha. Tamam, kar noktası feneri. Biz şu soldaki yoldan gidelim ya. En iyisi o olacak. Benim çizmelerim ne kadar güzel gözüküyor. Kristal herhalde. Üstümdeki zırh o kadar garip ki, bir baş büyücü cübbem var. Bir şeyim var. Morakey var. Ayağımda herhalde kristal zırh var. Şeyi bilmiyorum ama. Taktığım eldiven ne abi? Kristal çizme vampir eldiveni. Yani bu kadar saçma bir kombinasyon ancak benim tarafımdan yapılabilirdi zaten. Daha da mı yukarısı şurası mı? Şunu koşsana sen de. Abi siz burada ne ziyafeti veriyorsunuz ya? Baksanıza, buraya insan yemek yemeye gelir mi ya? Bu ziyafetten kasıtları ne acaba? Ben şu an onu merak ettim. Garson ile konuş. F5. Çok iyi bir yer değil mi ya şurası? Fena yapmışlar ha. Speak. Yemek ziyafeti için mi buradasın? That is so. Tamam. Ay, tamam böyle çıkıyor zaten. Ben kaydı kapatmadım değil mi? Yok, tamam. Fikrin nedir? Sana içki mi getireyim? Ya millete bunu sormak da çok saçma ama gel seninle de konuşayım. Yemek ziyafeti için mi buradasın? Tüm misafirler geldi mi? Niye sana bunu soruyorum? Sen burada mısın? Sen bunun için mi buradasın? Aa, Ozan. Şarkı istemiyor muyum senden? Ben giriyorum ya, aç kapıyı. Yes. Bütün ork kaleleri korunuyorum. Aa, başkasına sorduğum soruyu bir daha buna tekrarlamama gerek yok. The strongholds keep to themselves. Skyrim as an orc, for an outsider like you to be accepted, an orc would have to make you blood kin and send word to the chiefs. Yok ya, sen beni niye soydaş yapıyorsun? Geç, istemem. Balık var elime. Sepet, balık var ile. Oğlum çok iyi bir yer yapmışsınız ha. Yes. Masamı gösterebilirsin. Midem kazındı. Masaya oturmak istiyorum derhal. Masamı gösterebilir misin? Şunu da alayım mı ecel çana? Ve F5 atayım. Ben hiçbir şey görmüyorum. Öyle bir güneş vuruyor ki şu an bana. Gözlerim kamaştı. Oy, Loki nasıl yatmış arkada? Keşke görebilseniz. Vay, baş köşe benim. Oturuyorum ha. Dur. Evet, bunu oku. Sesli oku. Eğer bunu okuyorsan ben ölmüşüm demektir ve ruhumun kadeh kaldırmasını duyman gerekir. Elbette önce iş konuşalım. Yaşayan varisin olmadığı için malikanemi son yemeği bitiren kişiye devredeceğim. Bildiğiniz üzere ziyafetler hep sevmişimdir ve son ziyafetim olarak birkaç dostumu davet etmek istiyorum. Ben nereden bileyim senin ziyafetlerini sevdiğini, bildiğiniz üzere diyor. Verin, ikimizin geçmişi maziye dayanan iş ortaklığımız oldu ama kendine daha çok pay almak için evraklarla oynadı. Ha, Verin isim, pardon. Fark etmedim sanma. Marina ilk aşkımdın. Ayrıca ilk hatamdın. Benden başkalarının da sevdiğini asla unutmayacağım. Ygritte, sen benim vesayetimdeydin. Seni evladım olarak gördüm ama evlatlar veraseti çalmaya çalışmaz. Bu yüzden sana bir baba gibi ders vereceğim. Leatil, birlikte savaştık. Bağımız güçlenip kutsallaştı ama hayatta kalmak için yaptığın adilikleri biliyorsun. Bunları o zaman görmezden geldim ama şimdi gelemem. Galtius, eski Imperial dostum. Imperial ne diyor? Imperial mı diyecekti acaba? Skingrado Suril ile kardeşler Suril kardeşler bağında beraber şarap içerdik. Bir gece çok içtim ve aileme hakaret etme cüretine bulundum. Sarhoruz diye seni affettiğimi söylemiştim. Aslında etmedim. Son olarak Metahan, seninle asla görüşmedik. Seni bir hevesle davet ediyorum. Joker olarak burada bulunuyorsun. Arkadaşlarımın kaderini değiştirme veya olduğu gibi gerçekleştirme fırsatına sahipsin. Ve böylece içecekler servis edilecek. Kaderiniz benim ellerimde.
Lan! Oğlum! Ya hayır bak, sakın benden canı verseniz sizi mahvederim. Arkamda birisi mi var? Abi biri benden can emiyor lan. Ulan adi. Hayır. O büyüyü yapmayacaksın. Ya vampir olmak istemiyorum ya. Hayır dedim sana. Lan Allah'tan Lidyan var yanımda. Altın maymuncuk, vampir tozu, gümüş yüzük. Bana vampirlik şeyi bulaştırdıysan. Hayatta kalan kişiyle konuş. Sen hayatta mı kaldın? Gel bakayım buraya. Tüm vampirler öldü. Vasiyeti ise evin bana ait olacağı yazıyor. Very good. But you've created a debt between us. Here, take this. We're even now. Onun tek hayatta kalan bu değil ki. 1500 altın eklendi. Azura bless you. Sağ ol. Ya beni vampir yaptıysan seni mahvettim. Oh tamam yok. İşte ben ziyafete diye geldim. Hiçbir şey yiyemedik. Ama ben hiçbir şey görmüyorum ha. Azura bless you. Ya tamam sus. O tahta maske. Aa burada... Volsung, Vokun, Otar, Morakei, Tahta Maske, Rahkot, Nahkrin, Nevore, Krasis. Bunlar bulduğum maskeler mi? Yerleştir Otar. Gerekli Morakei'yi. Al onu ya. Saçmalama. Verir miyim lan maskemi? Kusursuz. Ben bunları bulmuşum. Bu dördünü mü bulmamışım? Ya tamam sus ya, Allah yürüyün ya vallahi. Aa bunların hepsi ölmüş. Ya bir şey, şafak muhafızı mı? Oha lan Damgard'dan gelmiş bu. Ya biz de oradan geldik. Ben seni orada hiç görmedim. Sen nerenin şafak muhafızısın? Tek tek şu görevleri yapıyoruz. Ama ben yine körüm. Heh. Üçkağıtçı mağarası. Ejderha zannettim ya şu şeyi. Seni kullanmama gerek var mı? Gel. Lan! İçeri. Nasıl soktum onu içeri? Oha Lidya ne yapıyorsun? At öyle binilmez Lidya. Şurada ajdarha mı var? Yoksa dağ mı? Orası. Ben önceden böyle bakabiliyordum arkama. Şimdi bakamıyorum. İlla durmam gerekiyor. O birazcık kötü olmuş. Efsanevi şafak suikastçileri. Kimlermiş onlar ya? Bu mu efsanevi? Oğlum vuramamam peki o adama. Ben sana niye vuramadım? Sürekli Shadow Mirror'a vuruyorum. Gel ulan. Ulan. Senin ruhunu çalacağım ama dur. Ben senin ruhunu istiyorum. Evet. Ne oldu lan? Neresi efsanevi bunun? Çekilin. Ya Shadow Mirror çekil. Bilgi için cesetleri ara. Dur bakayım. Saflarımız arasında hainlerin fısıldaşmaları var. Görevimizi sabote etmeye yönelik acıklı girişimler. Ama Lord Dagon'un Volki'nin önünde hiçbir şey duramaz. Senin görevin bize karşı çıkanları araştırıp onları yok... Bize karşı çıkanları araştırıp onları yok etmek. Rahip yardımcısı Corvid ve rahibe Anakin kayboldu. Bul onları. Herhangi bir ihanet korkusu varsa...
çabucak yok edilmeli. Ondan sonra sıradaki talimatını beklemek için kazı kampına git. Ancak son derece dikkatli olun. Sender'ın gece gözcüleri etkinliklerini arttırmış durumda ve varlığımızın farkında olabilirler. Şafak söküyor. Oha. Merhabalar. Merhabalar. Ben izninizle şu kilitli kutuya bakacağım. Kilitli de değilmiş. 50 benler. Neler var üstünde? Abi çok yakındasın. Çifte gizem. Lidya sen oradan çekilsene. Hatta Shadowmir sen de gel. Ben şu an devle mamutla uğraşmak istemiyorum. Şu aldığım kitabı okuyacağım. F5. Ne aldık biz? Hatırlayan var mı? Bir tane kitap aldık ama. Ölü Çağrı'nın günlüğü. Ha, Scoville'ın günlüğü. Oo. Efsanevi Şafak kampında ipuçlarını ara. Eğer bunu okuyorsanız bana ilk onlar ulaşmış olabilir. Efsanevi Şafak firarları tahammül etmez. İhlallerin için uygun bir son sanırım. Efsanevi Şafak biliyorsanız uzun zaman önce 3. çağın Oblivion krizi sona erdikten sonra kültün ortadan kaldırıldığına duymuşsunuzdur. Bu belki geçen seneye kadar doğruydu. Skyrim topraklarında anlaşmazlık ekmeye başladığında Merhun Stegan'ın fısıltıları Vanos adında hararetli bir hizmetkarın kulaklarına ve zihnine doğru yol aldı. Bu fısıltılar onu yer altın derinliklerinde çoktan çökmüş olan ve yüzyıllardır harabeye dönmüş bir Oblivion geçidinden söz edilen eski bir efsanevi şafak tapınağına götürdü. Vanos kısa süre sonra Nehrun Stegan ile bir anlaşma yaptı ve efsanevi şafağı yeni lideri olarak sessizce yeniden kurmaya başladı. Davaya daha fazla üye yerleştirmeye başladı ve ben de böyle bir gücün vaadinin kurbanı oldum. Oblivion krizinden sonra Skyrim'deki geçitler toprakların derinliklerine gömüldü. Ancak çok sabah sarf ederek bu parçaların çoğunu geri aldık ve bir Oblivion geçidini başarılı yeniden inşa ettik. Ne diyorsun? Vanos çağrı büyüsünün ustası durdurak bilmeden geçit açmaya ve Mehrun Stegan'ın birliklerini Tamriye ele geçirmeye çalışıyor. Anlaşmada da belirtildiği gibi Oblivion geçidi arındırmak ve bağlılığımızı kanıtlamak her birimizin kendi kanını feda etmesinden geçiyordu. Hırsa kör olmuşken öz kardeşim Sune'yi sundum. Daha bir Yusufçu'ya zarar vermeyen basit çiftçiyi. Daha bir Yusufçu'ya zarar veremeyen. Bıçağın vücuduna saplanmasını izlemek tüm benliğimde şok ve korku yarattı. Onun belinden dökülen kan benim kanımdı. O an ne yaptığımı anladım. Beni büyüleyen güç değil, aldatmaydı. Bir yardımcı olarak çok fazla bilgiye sahip değildim. Ama Vanos'un kapıyı açmak için gerekli olan güçlü eski bir eseri aradığını biliyorum. Bu eser ne olabilir bilmiyorum. Ivar çiftliğinin güneybatısında bir dağ geçidinin yakınında bir kazı kampı hakkında bir şeyler duydum. Belki daha fazla bilgi orada bulunabilir. Son olarak yerini gizli tutmak için Oblivion kapısına götürüldüklerinde. Tarikattaki en yüksek rahipler hariç hepsinin gözleri bağlı. Bu yüzden nerede olduğu hakkında başka bir bilgim yok. Sadece bir mağara olduğunu biliyorum. Keşke size daha fazlasını anlatabilseydim. Bir süredir kaçıyorum. Gündüz, gece ve şimdi de biri peşimde. Standard'ın gece gözcüleri var. Benim gibi birine neler yapabileceklerini sadece hayal edebiliyorum. Bu yüzden sana yalvarıyorum. Durumumu daha iyi anlayabilmek biri olman umuduyla. Lütfen efsanevi şafağı elinizden geldiğince engelleyin. Kendim terk edilmiş kardeşim ve tüm Tamriel için. Scorvild. Bunları ben saldırmıyorlar. O saldırmıyorlar. Normalde devlerin yanına yaklaşınca saldırırlar. Mamut da öyle mi? Evet be. Bu ihtişama bakın. Ben senin içine mi girebildim az önce? Neyse. Nereye gidiyoruz şimdi? Efsanevi Şafak kampında ipuçlarını ara. Nerede o kamp? Oğlum ben niye okları göremiyorum ya? Ivar köyünün yakınında. Doğru adam da zaten öyle bir şeyden bahsetti değil mi? Ivar köyü civarında mı dedi? Öyle bir şey dedi galiba. Ya da ben mi şu an sıkıyorum? Got curved swords.
What business do college majors have in a place like Sarthal anyway? It's a place for Nord dead. Not your weird. Nereden? Düz devam edebiliriz herhalde ya. Bence hiç zannetmiyorum arkadan. Bakayım. Aynen şuradan gideceğiz. Tamam. Gidelim bakalım. 35-52. Şey. Videonun şeyi. Gerçi yok hayır, 35-52'de. Şu an kaçıncı? 34. dakikada mıyız? 35'e mi girdik? 33 de olabilir. Hadi. Ha gayret. Buradan nasıl çıkacaksın? Çok saçma oldu. Zaten şuradan dolansak zaten dümdüz çıkabileceğiz. Yani niye böyle uğraşıyorsam? Ve F5 atayım. Atım ölmesin. Atlar ölmesin. Nereden yukarıya çıkacağım ben şimdi? Tamam. Şurayı geçince. Köprüden önceki son çıkış. Şuradan. Şuradan çıkabiliyorum galiba. Aynen öyle. Ama bu sarkıtları var. Bunlar var mıydı ilk sürümde? Hiç dikkat etmemişim. F5. Görülüyorum ama bir görülmesem. Ben sizleri öldüreceğim değil mi ya? Bence evet. Yapabileceğin en iyisi bu mu diyor? Oğlum. Taşıma kap... Oo. Elmaslı altın yüzük. Hayır o değil bu. Ne oldu lan? Öldünüz bakıyorum da. Abonuz oku. Ben fırlattım herhalde. Varil varil tuz yanı. Allah'ım nefret ettim ya. Okumayacağım bunu. Bunu şöyle şey yapayım. Siz okursunuz. İçim dışıma çıktı bir şeyler okumaktan burada. Oyun oynamaya mı geldik, kitap okumaya mı geldik belli değil ya. Gerçi merak da ediyorum da neyse render'da okurum artık. Bayağı da fazla, bayağı da gidiyor. Şöyle videoyu durdurup siz okursanız. Oo! İyi ki okumaya kalkmamışım ha. Al bunu. Zaferler ve altlar geç 25 diyor. Ruh Cevheri parçası aldım. Kağıt tomar diyor. Skyrim haritası var. Bunların kampı burası mıymış yani? Varil, kırmızı elma. Gizli oda hakkında ipuçları için Riel'i arama. Bul anlamında herhalde. Evet, yine bir ok macerasındayız. Hah, gördüm. Gel. Herhalde buradan gidersek ulaşırız ya. Ulaşamaz mıyız yoksa?
Böyle dağların tepesine çıkıp niye? Bir aşağı inin ya. Ay sen oradan atlarsan ölür müsün? Deneyelim. Hiçbir şey olmadı be. Eyt be. Ata bak be. Yok böyle ata dünyada. Hadi bakayım. Tamam bu sefer biraz fazla bağırdı. Bu sefer canı yanmış olabilir. Çık bakalım. Nereden? Sol taraftan. Gidersek. Buradan nereye? Buradan da şöyle çıkıver be. Hadi be. Oh! Dur dur. İnelim. Ejder yıkan. F5. Merhaba. Yüce ölüm lordu mu? Gitme çocuğum dur. Oğlum hiçbir işe yaramıyor lan bu. Çok şey vuruyor yani. Saldır. Hançerimin enerjisini bitirmek uğruna. Bunu atınca en azından donuyor. Lan hadi lan. Ulan 86. bölümdeyiz. Bana hala... Oha! Teşekkür ederim. Kadın ejderhaymışsın. Kadınlığın kime? Oğlum niye bu kadar zor ölüyor la bunlar? Anam... Şeyde hiç böyle değil de ha. Normal sürümünde bunları bir güçlendirmişler. Gümüş kılıç, tamam, hortlaklara karşı etki, çentik kazmayla mı dalsam, şafak söken buz koparanla dalacağız artık. Bir işe yaramamız. İn lan aşağı. Sana in diyorsam ineceksin. Oha. Lan ölme. Lan rahat bırak, sana atı mı? Aa öldüm. Korktum yalnız. Ya nasıl öldüm ya? Oğlum ısırdı beni. Of. Bak kahretmişsin. Lan F6 değil mi bunun şeyi? Yarım saattir ben de diyorum ki niye F6 çalışmıyor? Kontroller. F9. F9 istemiyorum. F6 olsun. F6. Allah! Oğlum neyle çekiyorduk? Hah. F1. Hadi be. Gelme gelme. Tırırıttım tırırıttım. Canavar bedeni aktif etkiler nidalar. Gel ulan. Hadi lan. Ulan hadi lan. Benim de ajdarham var. Siz kim köpeksiniz lan? Ha? Şunu saldırsana. Saldır. İksirler. Ne oldu sen, yok oldun herhalde. Ayo şey çıkardı aslanım. Vurun. Vurun yiğidim. Vur çocuğum vur.
Ah merhabalar. Sen benim ejderha mısın? Sen benimsin de sen benim değilsin galiba. Bakayım. Yürü lan. Ben sana binemiyor muyum? Ejderhalara biniliyordu hani. Hani biniliyordu? Hani? F5. O hangisi benim bunların? İkisi de birbirine benziyor. Bence şu benim değil ha. Birini indireceğim şimdi aşağıya ama hangisini indirebilirim? Bence şu benim değil abi ya. Aynen. İç yüzümü. Gel lan buraya. Ne yapacağız diye biz böyle? İki tane ajdarha yukarıda savaşıyorlar. Oğlum olaya bakar mısın ya? Sen benim misin? Ben sana niye binemiyorum dostum? Bu da gitmiyor oraya kadar. Lan azıcık uç bir şey yap, ne biçim ejderhasın sen. Saldır. Durmuş aşağıda da ha. Ya sen kime saldırıyorsan orada çıkıp şimdi onları öldüreceğim ki bana gel. Nasıl çıkılıyor oraya? Çekil bakayım. Sen bizden misin? Evet. Sen kime saldırıyorsun burada ya? Kristal yay. Ne işime yarasın? Ork oku 12 hasar alayım mı? Gerek yok. Sizin yüzünüzden. Bu hiç hasar bile vermiyor. Ejderha o kadar üfledi ve sen hiçbir zarar almadın mı gerçekten? Kadim Nordoku. Tamam burayı temizledim. Siz aşağıda onunla bir dövüşün ben geleceğim. Şurada ne varmış ona bir bakayım. Sandık falan vardır burada ya. En tepeye mi koydunuz? Öldürdünüz mü lan ejderhayı? Gerçekten buraya mı koydunuz? Üf. Şunu bir alayım. Belki yeni bir şeydir. Bozarım. Dinlenme büyüleri geç. Taşıma kapasitesi geç. Geç. Geç bunları. Geç. Bunlar boş işler. Ekmek var. Maymuncuğu alırım. Akataş madalyonunu alırım. Yalıtımlı ejder plak zırh eldivenleri. Başladı. Karga için kemikler. Zıtlık. Alayım. Geliyorum çocuklar. Oba. F5. Aha tek vuruş görüyor musunuz? Tek vuruşla aldım. Şunu yapamadınız yani. Nerede Lidya nerede? Novakin, Naloxin, Nosvahrin, Vadain, Vokul, Maferag, Asval, Spor, Alpagran, Fodizon, Zinrosan, Dovakin, Fahin, Hogan, Mudral, Dırırırıt, 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 Dırırırıt. Ne biçim emdim ben bu ejderha ruhunu. Oba. Rüzgarların harabesi. Rüzgar alan harabesi. Sen kimsin? İyi Allah ne ajdarha öldürmüş sizleri ha. Benim şey yapmama gerek kalmadı. Allah 50 dakika olmuş video.
O zaman arkadaşlar biz bir videonun sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzdaki oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada bakın kayıt 2 olarak gözüküyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.